Size soralım mı? Maalesef. AK Parti yönetiminden memnun musunuz diye soruyoruz. Memnunuz. Memnun musunuz? Memnunuz. Memnun olmadığınız şeyler var, söyleyebilirsiniz. Yok gerçekten memnunuz. Değiliz, AK Parti'ye çalışmıyoruz. Yok, o önemli değil. Memnunuz, gerçekten memnunuz. İyi diyorsunuz her şeyi. İyi yani. Çok teşekkür ederiz abicim, sağ olun. Abla hangi bir şey yok? Halk Ekranı. Halk Ekranı. YouTube'da yazın. Soralım mı sırada? Memnun musun AK Parti yönetiminden? Tamam abla. AK Parti olmasa hiç savaş direkt çıkacak zaten. Onu herkes biliyor. 2-2-4. Öyle mi? Aynen. Nasıl bir savaş çıkacak AK Parti olmasa? Öbür şey partiler çıkartacak abla. Erdoğan falan olmasa Erdoğan, Süleyman Toller tarafı kafa tutuyorlar. Sen Mehmet Özhaseki'ye vereceksin o zaman oyunu. AK Parti'ye vereceksin. Aynen. Büyükşehir'de. Sen de mi aynı şekilde? Yok, ben vermiyorum. Sen kime vereceksin? Ben daha kullanmıyorum. Anladım. Ama kullansam da vermem yani. Kime verirsin kullanmak? O da bende kalsın. Sen memnun değil misin AK Parti'ye? Memnun gibiyiz işte. Değil de gibiyiz. Olmadığı şeyler neler? Vallahi hoşuma gitmiyor, bilmiyorum abla ya. Yok ya, gitmiyor. Biz biliyoruz daha iyi şeyler yapacaklarını. Çünkü kaç senedir geçen mesela televizyonlarda Urfalardaki falan devlet hastanelerini gösterdiler. Hani CHP baştayken yapılan şeyleri gösterdiler. AK Parti baştayken onların nasıl düzenlendiği gösterdiler. Milyon dolarlık sağlık malzemeleri AK Parti başa geldikten sonra kullanılmaya başladı. CHP varken neden kullanılmıyordu? Sadece hastanelerde yatıyordu. İnsanlara sunulmadı onlar. Yani sizce de AK Parti'ye veya MHP'ye vermek daha da mantıklı değil mi? Ben bir şey diyemiyorum. Çok teşekkür ederiz. Siz de mi aynı şey düşünüyorsunuz? Aynı düşüncede. AK Parti yönetiminden memnun musun diye soralım. AK Parti Cumhur İttifakı olduğu müddetçe hepsinden memnunum. AK Parti yönetiminden memnun musunuz diye soruyoruz. Tabii ki. Memnun da biraz eksikleri var. Neler işte eksikler? Onu açalım biraz. Ben emekliyim, bana asgari zam yapmadı. Maaş yetmiyor. Yetmiyor. Şu hale bak, perişanlık. Aşağıtmama geziyoruz. AK Parti'ye mi vereceksiniz oyunuzu? Evet. Memnun değilim dediniz. Hepsinin üstünde. Anladım. Eksiklikleri olsa da yine AK Parti'yi mi tercih edeceksiniz? Tabii. MHP'liyim ama AK Parti'ye vereceğim. Çok teşekkür ederiz abi. Yerel seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye. AK Parti, Mehmet Özhaseki'ye. Memnun musunuz AK Parti yönetiminden? Ben 16 yıldır memnunum. İyi diyorsunuz. Hep buna vereceğim. Sülalem ödüyor. Çok teşekkür ederiz. Siz de mi aynı şekilde? Aynen. Memnunsunuz AK Parti yönetiminden? Çok şükür memnunuz. Sıkıntı yok. AK Parti yönetiminden memnun musunuz diye de soruyorduk. Yok. Evet, nelerden memnun değilsiniz? Hiçbir şeyinden memnun değilim. Milli Eğitim millilikten çıktı. Yani 17 senede Milli Eğitim Bakanı zannediyorum 6. sefer mi 7. sefer mi değişti. Yani böyle bir Milli Eğitim'in milliliğinden insan şüphe ediyorum. Artık değişim yani ihtiyaç. Daha önce AK Parti'ye veriyor muydunuz? 2002 yılından bu yana AK Parti'yi düşünüyordum. Geçen seçim ve bu seçimde ve bundan sonraki seçimlerde düşünmüyorum. Neden düşünmüyorsunuz? Neden çünkü neden? Şu anda beka sorunu diyorlar. Ülkede bir beka sorunu olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bu bir yerel seçim. Evet. Belediye başkanı seçeceğiz ya, Cumhurbaşkanı değil. O yüzdendir. Belediye başkanlığına PKK'lar dolduruyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Vallahi. Şimdi AK Parti'nin karşısında duran herkese PKK'lı, FETÖ'cü, işte vatan haini. Yok öyle bir şey efendim. Öyle bir şey yok. Yani aynen sonuçta öyle. Bir belediye başkanı aynen ya. Öyle. Bir belediye başkanı. Hani bir cumhurbaşkanı, bir milletvekili veyahut da şey değil. PKK diyorsunuz. PKK'yı meclise koyan kim? Hani bunları... CHP. Kim? CHP. Yapmayın. Onlar destekledi tabii. Geçen dönem kim onlar soktu mecliste? Ya adamların zaten kendi potansiyel oyu %10 her türlü geçiyorlar. %8'de kalıyordu eğer CHP her bir oy vermesin demeseydi onlar %8'de kalıyordu. Evet. Meclise de giremiyordu. Böyle başımıza da çıkamıyordu. Peki ya, biz bu insanlara terör diyoruz değil mi? PKK diyoruz HDP'lilere. Peki Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı oldu. Parti kapatıyorlar. Peki Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasında kimin imzası vardı? Yüksek Seçim Kurulu'nun imzası var mıydı? Cumhurbaşkanımızın imzası var mıydı? Adalet Bakanımızın imzası var mıydı? Eğer ki bunların imzası olduğu halde bu adam Cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsa demek ki bu adamlara terörist diyemeyiz. Çünkü yani adam yaralama bile olsa belediyenin işine giremiyorsun ya. Yani en ufak bir sabıkan olmuş olsa belediye işine girebilir misiniz? Yani o açıdan ya adamlar... Olsa bile Cumhurbaşkanı olamazdı yani. Ya olamaz. Sonuçta bir seçim yani aday olabildi mi bu adam? Seçim yani kurulu aday onay verirler ama Cumhurbaşkanı olamazdı. Yani onay verilmeleri amcacığım hani nedir? Bu onay, adamın sicilinin temiz olduğu anlamına geliyor. Ama Cumhurbaşkanı olamıyor. Evet. Onu meclise sokan da CHP'ydi. Şimdi de 8'i de CHP. Onun haricinde var mı? Neden CHP'yle İYİ Parti. Şu anda HDP? Efendim? Kapatılmıyor madem. Kapatılmaz, anayasaya göre kapatılmıyor. Çünkü yasal şeylere göre kurulmuş fakat çizgisinden çıkmış. Tam terör faaliyetleri kapatılır, terör faaliyetleri varsa. Terör faaliyetleri kapatılır. O şahsi suçlar olursa şahısları alıyorlar. Parti kapatmıyorlar. Parti başkanları işte terörist diyorsun. Terörist doğru. Siz memnun musunuz AK Parti yönetiminden? Ben AK Parti yönetiminden memnunum. Yani Sincan olarak söyle, biz Sincan olarak memnunuz Gonca Hanım. Yani biz Sincan olarak memnunuz. Ben, yani biz sizi takip ediyoruz. Ben devamlı takip ediyorum sizi. Her ile gidiyorsunuz. Tarafsız olduğunuzu da biliyorum. Ama Sincan'da AK Parti her zaman öndedir yani. Ya çünkü herkes boş konuşsun. Tayyip gibisini kimse bulamaz. Yani. Bulamaz. Adam çalışıyor, didiniyor, yapıyor, ediyor. Tayyip geçti. Tayyip yok. İsrail Başbakanı'na kimse. İktidara bir adam getirin. Sizler memnun musunuz? Biz memnunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Sayın Tayyip'ten. Yalnız iş hususunda memnun değilim. İş hususunda ben 3 tane çocuk okuttum. 3'ü de işsiz. Üniversiteyi bitirdim. Bak birisi öğretmen, birisi sekreter, biri ATT'ci. Aynen kitlendi. Atatürk Bulvarı'nı kapattılar. Mahkemeye verdiler CHP. Ne oldu? 15 gün boyunca rezaleti biz çektik burada. Yani sırf Tayyip Erdoğan'a karşı olmak için yaptım. Tayyip Erdoğan zaten yani bütün bu kadar engellemelere rağmen bu kadar yapabildi. Yani. Demek ki bu engellemeler olmasa daha biz neler başarabileceğiz? Bunu görmek lazım esasında. Sadece Tayyip Erdoğan'a kızdığımız bir olay varsa burada niye CHP'nin bir şeyler elde etmesi, milletin dini istismarıyla oynamaması lazım. Adam çıkıyor diyor ki ezan Türkçe okunsun. Ya güzel kardeşim. Sen bunu nasıl dersin demiyor, ya? Demiyor. Seçimlerde onu demiyor. İnkar ediyor zaten. Hayır. Hayır ben şey demiyorum. Bak siyasi de demiyorum. Hayır. Siyasi geldiği zaman Müslüman oluyorlar. Seçimden sonra kendi özlerine dönebiliyorlar zaten. Abi siyasi değil. Bundan sonraki 5 yılda görmek lazım. Hayır bu siyasi. Bir Atatürk, bir de Erdoğan diyorum. Başka bir şey demiyorum. Renk değiştiriyor. Bunların tek gayesi Tayyip Erdoğan yıkılsın. Tayyip Erdoğan'dan sonrakiler bir projeleri yok. Tamam Tayyip Erdoğan'ı biz bugün yıkalım. Oy vermeyelim. Yalnızlaştıralım. Evet. Çözümünüz ne? Evet. Herhangi bir çözüm yok. Evet. Ya düzgün yani CHP düzgün bir muhalefet değil ki. Her şeyi devletin yaptığı yani tamam şöyle bir şey muhalefet ol ama devletin yaptığı her şeye kötü diyen bir parti ya. Ya bir şey iyi deyin. Havaalanı yapıyor, karşı çıkıyor. Bilmem ne karşı çıkıyor. Yani Tayyip Erdoğan gibi bu zamana kadar bir lider gelir mi? Devletin bekası için Erdoğan diyoruz. Evet, bu hac ilalinin mevzusudur. Allah'ın izniyle de inşallah hilalimiz kazanacaktır. Hainlik yapıp vatanını satan insanların arkasında duruyor. Bu adama oy veren adam da zaten vatan hainidir bence. Yani diğer kişi... Tabii ki. Arkadaşlara şunu da sormak istiyorum. 17 yıldır bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Ülkede ne var? Ülkede ne var abi? Söyler yani misin? Konuşmakta var ya. Hayır abi ekonomik yok. Tayyip'i bir abi şey sorayım. Şimdi şöyle bir şey var. Gonca Hanım şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam bir saniye. 17 yıldır diyor ya abi. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Elhamdülillah halime şükrediyorum. Geçiniyorum yani. Geçinmeye çalışıyorum. Elhamdülillah. Biz elimizdekine şükretmezsek tamam mı? Bizim milletimizde biraz şükür yok. Cebinden parasını al başka bir şeyini alma. Parayı ver. Yani her şey para değil. Vatanla milletine de hizmet eden adama oy vereceksin. Tayyip Erdoğan gelmiş bu zamana kadar hizmet etti. Her şeyi yaptı adam ya. Neyini yapmadı? Ne yapmış? Yani adamı git kapıda. Hayır. Şimdi kimin ne ya? Neyi eksik ya? Şimdi şu anda ülke olarak çok ciddi manada bir bardeden geçiyoruz. Bu süreçte bizim kenetlenip kucaklaşmamız gerekirken ayrıştırmak ne bize ne de İslam alemine fayda sağlamaz. Birleştirici unsurlar olması lazım. İktidar da bizim iktidarımız, belediyeler de bizim iktidarımız. Her ne olursa olsun aklı selim bir şekilde seçimleri geçirmemiz lazım. Birbirimizi haklı çıkmak için eğer mücadele edersek herkes haklı çıkar. Ancak şunu yapmamız lazım. Ayrıştıran değil, birleştiren unsurları bir araya getiren siyasi partileri desteklememiz lazım. Bir tarafta sence, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, aynı şey. Bir tarafta AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Bunların hepsi de bu ülkenin partisi. Birleştirici olmak lazım. Birleştirici olmak lazım. Birleştirici olmak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi gibi vatanına bağlı kimseye bir şey kazandırmaz. Onun için diyorum ki ayrıştırmak bir şey kazandırmaz. HDP kimin yanında onu da söyle. İnsanlar şimdi HDP'lilere sorun. Şimdi onu da söyle. Niye söylemiyorsun? Hayır. Onu HDP'lilere sorun. HDP'lilere değil. Senin gözün görmüyor mu? Ben şunu anlarım. HDP'yi kim getirdi? Meclise HDP'yi kim soktu? CHP'nin oy verecek ailelerden abi hiç düşünmez. Ayırdılar sadece sence HDP'ye oy vereceksin ki var, o da AK Parti. Meral Akşener geçen gün ne dedi? Mehmetçikler dedi. Mehmetçikler dedi. Bugün de gitti Ömer Halis Demir'in şeyinde mezarında Fatiha okudu. Ya güzel kardeşim sen nasıl yüzsüz bir kadınsın? Fatiha'yı bilmiyor ki okusun. O Amerika'nın benim askerime kurşun sıkacak, kurşun gelen bir partiye ben oy vermemi beklemesinler. Burada Sincan'da kesinlikle AK Parti'den başka parti almaz yani. Onu söyleyelim. Her yerde de AK Parti kazanacak bence. Hocam hiç sormayın. Tayyip devletin bekası tekrar yine başa gelecektir Allah'ın izniyle. Yok. İndirin. İkinci Atatürk diyoruz ona. Gerçekten ikinci Atatürk milletine, devletine tek bir şey yapan Atatürk. Tayyip'i indirelim. Getirecek abi, lider gösterin. Tayyip dese ki, Tayyip Erdoğan dese ki 5 milyar maaş veriyorum dese yine adam istemez. Abi Tayyip'i indirelim. Onu indirmek için domatesi pahalatmadılar mı? Hepsini denize döküp Tayyip'i indirmek için patlıcanı denize döktüler, patatesi denize döktüler. Zengin şeyler Tayyip'i indirmek için neymiş? Patates pahalanmış ya. Patatese bakmayalım. Sizden başlayalım. Yerel seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? AKP'ye. Neden AK Parti? Seviyorum. Ondan başkası gelemez bu ülkenin başına. Ondan başka lideri yok. Şu anda eski partililere göre hiç kimse ev, araba sahibi olma şansı yoktu. Onun sayesinde şu anda evimiz de var, arabamız da var. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki. Bundan önceki şeylere baktığımızda, Türkiye'nin önceki haline baktığımızda ve şimdiki haline baktığımızda bayağı bir gelişme var. Yani bu yüzden AK Parti. Ya başka diyecek bir şey yok. AK Parti. Çok teşekkür ederiz. Gonca Hanım, millet şey diyor yani bu CHP zihniyeti şöyle diyor. İşte tamam yollar yapılıyor. Yol yaptıktan sonra diyor ki kardeşim geçiş ücretini 100 lira yapıyor diyor. Ya güzel kardeşim 17 yıl önce ne vardı, ne yaptınız? Şurada bir tane Fatih Köprüsü var. Onu yaptılar. Murat Karayalçın zamanında o da yıkıldı. Başka bir şeyleri yok. Murat Karayalçın öldü mü? Nasıl? Öldü Murat demedim. Öldü demedim. Yok öldü demedim. Ne zaman yaptı o köprüyü Murat Karayalçın? 90'lı yıllarda tam. Sen yanlışsın, sen yoğdun o köprünün yapıldığında burada canım. Bana da anlattı işte yaptıklarını söylüyorum. Sen o köprüyü Melih Kökçek yaptı canım ciğerim. O senin dediğin köprüyü. Fatih Köprüsü. Ya Melih Kökçek'in attığı temellerden başka temel Ankara'da yok. Murat Karayalçın'ın yok mu diyorsun şimdi? Murat Karayalçın'ın bir tane var. Nerede var? Sıhhiye'de var. Sıhhiye'de var, üst geçit yaptı. Sıhhiye üst kesit yaptı. Adamlara geçemiyor. Sen bilmen lazım da Murat Karayalçın zamanında oldu, yıkıldı o köprü yani. Size şunu soralım, AK Parti yönetiminden memnun musunuz şu anda? Türkiye Cumhuriyeti değil kızım, dünya ona kızıyor. Dünya niye? Aya çıkarıyor dünyayı. Amerika'ya kafa tutuyor, Amerika'ya. Amerika'ya kafa tutuyor adam. Dünyada da, Türkiye'de değil de dünyada Amerika'ya kafa tutan çıkmadı. Yok. Allah işini gücünü rast getirsin, bunun gibi başımızdan eksik etmesin. Heh. Bu bir kere geldi. Bir Menderes geldi, bir de bu. Menderes'i astılar, bunu asamadılar. Ama inşallah güçleri yetmeyecek firavunların. Mısır firavunları. Çok teşekkürler. Şey kıldırmış ya, cuma namazı kıldırmış. Veya bir cumada hutbe okumuş. Yok yani, yok yani. Bu zamana kadar ya alkol ya içki hep böyle gitmiş yani. Hangi lider camiye, kiliseye gitti diye bir göstersene. Gitmedi. Görmez. Çünkü dini ayrı. Ama bizim saygımız var onlara. Ama onlar da bize göstermesi lazım. Hangi Cumhurbaşkanı bir cuma namazı kıldırmış ya? Böyle bundan güzel bir şey var mı ya? Bir ülke için bundan gelişmiş bir şey var mı ya? Saygısı yok. Saygısı olan bir insan ezan Türkçe okusun denmez. Evet. Doğru söyle. Onu diyen kim? İnönü. İnönü dedi tarihte. DAEŞ'in elinden kurtardı Tayyip bunu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Tanrı uludur, Tanrı uludur deyin dedi. Millet anlasın dedi ezanı dedi. Ya ezanın manasını ben biliyorum lan. Okudum eski yazı. Her köyde imamı hatip okulları vardı. Saklı okuyorduk. Evet. Jandarma geldiği zaman hemen pısın. Hatta bodrum vardı camimizin altında. Hemen oraya. Abi hemen size oraya. De soralım. Tazmin çadırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çadırlar olmazsa bu millet birbirini yiyecek. 4 lira şimdi geliyorum. Hı hı. 499 patates. 499 soğan. Niye 5 lira yazmıyor? 10 kuruş aşağı düşecek. Ama yani neden artıyor sizce? Neden artıyor fiyatlar sizce? Çok iyi, çok iyi. Vatandaş her gün böyle olması lazım. Yok, fiyatlar artıyor? Neden İnşallah. Artıyor sizce? Fiyatlar neden? Fırsatçıların elinde. Hı hı. Ha, diyecek ki bak hükümete bak. Ha, hükümete bak. Soğanmada. Hükümeti düşürmek için ha, soğanı, yapıyorlar. Patatesi, ama, sebzeyi hep götürüp çöpe döktüler. İnsanlara fazla ayrıca vermek için. Şimdi yani sanıyor ki 3 patatesle şundan bundan insanlar ondan değil. Vatana kim gerçekten vatan için çalışıyorsa herkes onun arkasındadır. Biz şu anda herkes onun arkasında. Amcacığım biz boşuna şey elhamdülillah yapmasın. Müslüman olarak rızkımızı dert etmiyoruz. Allah Rezzak ismiyle rızkımıza kefil. Biz imanımızı dert ediyoruz. Evet, imanda o yüzden Allah rızka kefil, imana kefil. Kaç lira paran var cebinde? Kaç lira paran? Dolar nerede biliyor musun? Uçuyor şimdi. Dolarla işim olmaz. Ben gavurun parasını istemiyorum. Ham madde nereden geliyor? Gavurun parasını istemiyorum. Asgari Hristiyan parasını istemiyorum. Emekli maaşı sana yetiyor mu? Türk parası kullanıyor. Emekli maaşı sana yetiyor mu? Emekli bak. Yavru parası istemiyorum ben. Beni kızdırma. Yavru kavurma. Elektriklenme. Allah'ım yarabbim. Allah. Elektriklenme. Benim memleketimde doların işi olmaması lazım. İşsizlik. Diplomalı işsizler çoğaldı. Diplomalı. Bir sürü diplomalı işsizler var. Onlar ne yapacak? İşsizlere de Allah belasını versin diyeceğim. Dinden bahsetmiyorsun. Ekonomiden bahsediyorsun. Ben ilacına işim olmaz. Biz ekonomiden bahsediyoruz. İlacını alacaksın. Tamam. Dolarla ne geliyor? Niye dolarla geliyormuş? Dışarıdan geliyor. O da yapıcının elinde. Yerli ilacın var mı senin? Sana bedava vermiyor mu? Sen niye yapıyorsun? İlacın var mı senin? Kendin niye kapatılıyor bak. Bütün fabrikalar kapatılıyor. Fabrikalar işten atılıyor. Niye kapatıyor? Niye kapanıyor? Neden kapanıyor? Yahudilerin işine gelmedi. Tırnağı dürttü. Yahudilerin işine gelmedi. Dünyayı yöneten Yahudi senin haberin yok. Nasıl konuşuyorsun? Dünyayı yöneten. Bak canım ciğerim. Canım ciğerim. Gençlerin cebinden 5 kuruş para yoktu. Şu gençlere bak. Bunların geleceği yok. Niye yok? Geleceği yok. Üniversite okuyor. Benim günümde ilk okul vardı. Boş üniversite mezunu. Boş. Benim yanımda çalışan bir sürü üniversite mezunu var. Senin kafa boş. Hiçbir şey vermiyor. Her tarafa ben boş. Ya dede git ya. Adam doları kabul etmiyor ya. Fabrikaları sattılar. Yabancı dövizi kabul etmiyor. Develerimizin sonu yok ya. Yok. Geleceği yok bunlar. Zor bitirdim ilk okul 3'ü. Bu bebe şimdi üniversiteyi okumuş. Devlet bir şey çıkarttı biliyor musun? Daha. Ben emekli öğretmenim iş yok diyorlar bak. 2000 lira iş bulamıyor insanlar. Askeri ücrete iş bulamıyorlar. Yani diyor. Sen yanına işçi almıyorsun, yanından işçi çıkarıyorsun. Var mı iş krizi var mı? Ya niye var sence? Abi niye var sence? Var senin partilerin birleşip bir adam konuşuyor, diğeri ayrı gidiyor, öbürsi ayrı gidince tabii ki öyle olacak. Kriz var mı yok mu? Sen onu söyle ya. A partisi B partisi değil. Vallahi. Sonuç vatandaşın istikrarlı hazırlıkları. Bir sürü iş var. Bizi işten attı diyorlar. İşveren işten çalışmıyorsa, 100 milyona çalışmıyorsa iş bulamaz. Çalışmıyoruz değil, iş yok diyor. İş var abicim, iş var. Ben inşaatçıyım kardeşim. 100 milyona gömüye veriyorum. Allah razı olsun, benim maaşım beni karşılıyor. Adam diyor ki 150 milyon lira vereceğim. Sen emeklilerin durumunu biliyor mu? Kaç lira? 1100 lira emekli maaşı alıyor adam. Asgari ücret kaç lira? 2000 lira. Arada uçurum var. Bunu nasıl kapanacak? Ne olacak? Bir ev kiraları kaç lira? Kaç lira? 600-700 lira. 1200 lira maaş. Emekli adamın 3 tane çocuğu var, çalışır. Ya, babasına bakar. Onu hepsini devletten beklemeyeceksin. Her şeyi devletten beklersen. Abicim her şeyi devletten beklersen. Devlet yardım ediyor ya. Devlet bakıyor anaya babaya. Hiçbir şey değişmedi. Evet. Memnun musunuz AK Parti yönetiminden? Hayır. Neden değilsiniz? Neden değilim? 80'li yılları söylüyorsunuz. Şimdi de 80'li yıllardayız. Hiçbir değişiklik yok. Yine aynı, yine aynı. Peki yerel seçimde oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz? Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Daha önce AK Parti'ye mi veriyordunuz? Verdim. Şimdi kararınız değişti. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani her şey koltuk sevdası olmayacak. Biz de varız. Bu ülkede biz de varız. Suriyeliler gelip benim vatanımda kendi hakkını savunuyor. Yani benim hakkımı iptal edip kendi hakkını savunuyorsa ben de kendi vatanımda savunurum. Defolsunlar gitsinler. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmasın, artık bitti. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Asfaltımız yok. Asfaltın var mıydı? O zaman Demirel yok. Demirel var bize. Demirel yok bize. Sen aşağı çağırıyordu başkanı. Sana bir asfalt mı yok? Bir fabrika mı yok? Bak bak. Sen doğru musun? Çık ya Atatürk aracı yaptı. Bana baksana. Hadi ablacığım.